çok kıymetli bir üstadımız, sevgili Gürbüz Doğan Ekşioğlu. Hoş Merhabalar, geldiniz efendim. hoş bulduk. Kıymetli mekanınızda, kıymetli atölyenizde bizi ağırladığınız için çok Ne teşekkür ederiz. demek? Şeref verdiniz. Çok çok sağ olun. Bu çalışmalarınız beni çok çok etkiledi. Yani ne zamandır da hep sizi takip ediyorum. Evet. Ve bizim için büyük bir onursunuz, büyük bir gurursunuz. Estağfurullah. Bizim Tabii ki. adımızı bu kadar yurt dışında bu kadar tanıtıyorsunuz. Çok önemli dergilere kapaklar oldunuz. Forbes Evet, dergisi, evet. New York Times, New Yorker dergisi, Evet. İkiz Kulelerle ve Usama Bin Laden'in Evet, en ve bunlarla meşhur Amerikan kapaklar. tarihine girdiğiniz kapaklarınız Doğru, en meşhur. doğru. Onunla ilgili isterseniz bir başlangıç yapalım sonra. Vallahi yani şeyde işte ben Ordu doğumluyum. Fındık bahçemiz vardı. Mesudiye doğumluyum. O nedenle Ordu'ya göçtük. Ve işte ortaokul, lise filan sadece resim dersim iyiydi. Onun dışındaki derslerim iyi değildi. İşte hocam da zaten resim hocam diyordu ki Güzel Sanatlar Fakültesi'ne git. Akademi o zaman. Rahmetli Necati Yeşilyurt. Tesadüfen tabii ki Güzel Sanatlar'a girdim. Evet, grafik sanatları okudunuz oradan. Evet. Yani okuldayken yarışmalara katılmaya başladım. 2,5 yılda 12 tane ödülüm vardı Maşallah. mezunluğa kadar. Sonra bir yıl reklam ajansında çalıştım. Reklam ajansı beni çok tatmin etmedi. Yani kendi istediğim işleri yapmak istiyorum da orada size verilen işler var. Sonra asistan oldum okula. Asistanlar açılmıştı. Temel sanat eğitim asistanı. Yine yarışmalara katılmaya devam ettim. Hürriyet Gazetesi'nden Hürriyet Gazetesi'nin ilk Sedat yarışması Simavi 1983. yarışmalarında aldınız Sedat Simavi ödüller. karikatür Evet, çiziyormuş. bunlar çok önemli. Ve Hürriyet Gazetesi, onun adına Sedat Simavi Uluslararası Karikatür Evet. Yarışması düzenliyor. Hala daha sonra Hürriyet Gazetesi Aydın Doğan'ı geçtikten sonra da Aydın Doğan Aydın Doğan olarak geçiyor. Uluslararası Karikatür Yarışması Evet. olarak devam ediyor. Ben orada 6 defa ödül aldım. Sonra oranın rahmetli Orhan Bey Yiğit Yürütme Kurulu Başkanı da dedi ki bana bu sene yarışmaya katılma. Artık jüri üyeliğine transfer alalım Öbür size. sene beni jüri üyesi yaptı. 10 Evet. yıl jüri üyeliği yaptım. O yarışmanın önemli şöyle bir ödemi vardır. Uluslararası Simavi ya da Aydın Doğan Karikatür Yarışması'nı. Bizim grafik kitaplarından öğrenciyken görmüş olduğumuz grafik sanatçılara jüri üyesi olarak şey gelirler, Türkiye'ye gelirler. Birdenbire hayran olmuş olduğum sanatçılar da Türkiye'ye geldiler. Ben ödül aldığım için onlarla diyalog içerisinde bulundum. Çok güzel. Ve bana dediler ki bazıları, işleriniz çok güzel, neden yurt dışına çıkmıyorsunuz? Bir tanesi Mordillo'ydu. Hatta NTV'de bir program yapmıştı. Orada konuşmasında diyor ki, Turhan Selçuk ve Gülbüz Ekşioğlu diyor, neden yurt dışına çıkmıyorlar? Sonra bir gün rahmetli arkadaşım Necati Avacı, şurada resmi var, hep karşımdadır Evet, üstte. demin gördüm gencecik. Mekanda cennet Ona olsun. olağanüstü bir sanatçı, olağanüstü bir insan. Dedi ki ben Milton Glaser'den dedi şey istedim, poster istedim. Milton Glaser'ı da ben liseden beri tanıyorum. Çünkü Milliyet Sanat Dergisi Ordu'ya geliyordu, Milliyet Gazetesi'nin ilavesi olarak. Milton Glaser o dönemde Bob Dylan'ın afişini yapmıştı. Meşhur bir afiş, röportajı vardı. O afiş dünyanın en fazla basılan afişi, 500 bin adet. Evet, siz de tabii ki hayranlıkla takip Müthiş. ettiğiniz için. Evet. Onların Sonra hepsinden ben, çok etkilendiniz. Yani evet çok Avrupa'daki büyük etkilendim. Evet, sanatçılardan evet. esinlendiniz. Onlar benim şeyim oldu, yani bir rehberim oldu. Evet. Dadaizm'den etkilendiniz. Efendim? Dadaizm'den etkilendiğinizi söylüyorsunuz. Van Gogh'a Dadaizm'den ama ben ilk hayranlığınızı, etkilendiğimde sürrealizmden etkilendim. tabii Babam bu sanatların hastanede hepsinden. memurdu. Bir ilaç şey getirmişti, broşürü getirmişti. O ilaç broşüründen ben Boş'un resmini Cennet Cehennem Diye tasvir ettiniz. onu kesip saklamıştım ve o resmin içerisinde geziniyordum. Hatta evvelsi gün bir arkadaşım geldi, ona eski dostlarımı gösterdim. O resmi de gösterdim. Ondan sonra
Van Gogh çok etkilemişti o dönemde. Picasso'yu falan her şey onları biliyordum zaten. Dadaizm akımlarını falan biliyordum. Onları hep şuradaki aşağıdaki milli sanatla ilgilerinden öğrendim. Evet. Sonra Milton Graves'e ben fotoğraflarını yolladım posta isterken. Bana çok güzel bir mektup yazdı. Dedi ki işleriniz dedi kendi alanında dedi çok mükemmel. Sürekli bana yurt dışına çıkın falan diyorlar ya. Ben Milton Graves'in vermiş olduğu bu gazla, öyle diyeyim, motivasyonla yurt dışına gittim. New York'ta Ahmet Görgün arkadaşım bana tercümanlık etti. Milton Graves dedi ki, işlerin çok güzel dedi, eğer burada kalırsan çok ekmek yersin. Ben dedim, İstanbul'a, Türkiye'ye dönmek zorundayım, oradan buraya iş yapabilir miyim? Vatanım. Bana birkaç tane adres verdi, o adreslerden yaz olduğu için bazılarına erişemedim. En son cumartesi günü şeye geleceğim, İstanbul'a döneceğim. Cuma günü Condé Nast yayıncılık diye bir şey var. İnç'ti, Condé Nast İnç. Vogue mecmuasını da çıkartan, New York'un mecmuasını da çıkarttı, dergisini de çıkarttı. 12 tane yayın çıkartıyor. Onun dostumu verdim oraya ve beni çağırdılar içeriye. Ve oradaki Condé Nast'ın başındaki kişi dedi ki, siz dedi New York'a gidin dedi. Tam orası için dedi. Sizin evet, işleriniz. Sizin tasarımlar tam onlara göre. Ben dedim New York'u bilmiyorum. Yardımcısı, asistanı bana verdi. Beni New York'a götürdü. İşte oradaki binalar New York'ta hep biliyorsunuz gökdelen. Beni gökdelen çıkardılar. İşte kaçıncı kat bilmiyorum. Dosyamı aldılar ve bekledim orada. 45 dakika sonra beni çağırdılar. Evet. Ve bir bana bir telefon uzattılar, eski telefonlar. bir Türkçe bir ses, işte Columbia Üniversitesi'nde bir Türk kulak bulmuşlar. Ben İngilizce bilmiyorum ya. İşte New York'ın sizin işlerini çok beğendi, sizinle çalışmak istiyor. O şekilde başladı. Başlayış o başlayış. Daha sonra ben ama iki defa daha New York'a dosya sundum. Çünkü her kapak editörü değiştikçe oradaki sistem de değişiyor. İşte bu uzun zamandan beri, bu iki skuleler zamanından beri New Yorker'ın kapak editörü François Molly. Ondan sonra ve o François Molly bana her yıl şey yollar. Şu kapaklar yayınlanacak sayılar. Bize eskisiz yap. Fakat New Yorker'da şöyle bir şey var. Yani bana onları yollarken başka sanatçılar da yolluyor. Tabii ki. Ve orada gerçekten bir eskizin onaylanması, eskiz beğenebilir. Beğenilebilir. Çok güzeldir ama tam konuya uymuyordur. Bir şey vardır. O kabul eder. Üstteki tam ifade New Yorker'ın etmiyordur. En başındaki kişi David Remnick. O kabul etmez. Birkaç defa başıma geldi. Evet. Ben de yaptım. İşte taş şeridi ağırdır misali. Buradaki işlerim, akademisyenim, piyasaya iş yapıyorum. 40 senelik akademisyenliğiniz evet, var. Evet. Şimdi mesela bir ay, ayda 4 dergiye kapak yapıyordum. Maşallah. Reklam ajansına iş yapıyordum. Ve tabii ki onların dışında hepimiz bir insanız ve ailemiz var. Tabii ki. Çevremiz var, sorunlar var. Evet. Dolayısıyla New York'a ben çok asılamadım. Yani ama şöyle oluyor bazen. Konu değişiyor. Bir hemen bu salı günü oluyor genellikle. O gün eskiz istiyorlar. Konu şu. Acil eskiz istiyoruz. Onlara ben bir şey karalar yollarım böyle. Ve mesela Osama Bin Laden şu avucumdan daha küçük bir eskizden yola çıkıldı. Onu bunu dedi hemen orijinalini yapın. Çarşamba gecesi 11'de başladım ya orijinal yapmaya. Sabah 6'da bitirdim. Maşallah. Perşembe günü orada basıldı. O kadar hızlı. Evet, evet. Şimdi ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Evet. Annem Alman benim. Türkiye'ye geldikten sonra Türk kültürünü ve Türk sanatlarımızın, tarihimizin, kültürümüzün zenginliğiyle tanışıp ve aşık oldum. Dolayısıyla işte Çinli sanatı, tesip sanatı, minyatür sanatı, ebru sanatı, bütün kıymetli hocalardan bunların derslerini aldım ve onun harmanıyla eserler çalışmaya çalışıyorum. Kültür Bakanlığı'nda sanatçısı, ben ki nakkaş demeyi tercih ediyorum kendime. Şimdi bu sanatların minyatür sanatı olarak ele alacak olursak, minyatür sanatı sayfalar dolusu bir kitaptaki diyelim ki 10 sayfa, 20 sayfadaki bir hikaye tek bir minyatürde
anlatma veya bir kapağa bir illüstrasyon, doğru. İllüstrasyon, yani günümüzün illüstrasyon diyebileceğimiz. Dolayısıyla geçmişle günümüzü bağlayan bir köprü. Bir köprü. Şöyle bir şey gelişti benim aklımda. Sizin iki sanatı birleştiren illüstrasyonla bizim geleneksel, sonuçta bir Türk olduğunuzdan dolayı geleneksel sanatımızı, minyatür sanatımızı ikisini bağdaştıran bir kapak çalışması yapsanız. Onu da adım adım hikayesini videoya çeksek. Vallahi o çok zor. Yani şöyle bir şey var. Yani bütün mesele yapılır. Yapılır da yapıldığınız şey, yapılan şeyi sanatçı kendisi tatmin olur mu? Yani mahcup olma durumu da var. Biliyorsunuz hepsi bunlar eğitim. Ben mesela yağlı boya resmi bir türlü yapamam. Hatta yağlı boya kursuna bile gittim. Ama hala yapamıyorum. Böyle yağlı boya iyi yapan insanlara karşı hayranım. Hani bizim bir şeyimiz vardır ya, senin bu iş yapman için 40 fırın ekmek yemen lazım. 40 bir fırında 1000 tane ekmek çıkar. 1000 tane ekmek, günde bir ekmek yesen 360 3 yıl yapar yaklaşık. Şimdi siz karikatürist olarak da tanınıyorsunuz, illüstratör olarak da tanınıyorsunuz, ressam olarak da tanınıyorsunuz, evet. Grafiker olarak da tanınıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla hepsinin harmanıyla, ama bu şey var, hani benim sevdam gibi, evet. Bütün sanatlarımıza hani bir büyük bir aşkla, zaten bu sanatların hepsi büyük bir aşkla ancak çalışılabiliyor. Büyük bir aşkla, bir harmanla çok güzel, değişik kendi tarzınızı yapıyor. Konsantrasyon ve zaman meselesi. Evet. Yani o kadar güzel minyatür yapanlar var ki. Yani dolayısıyla şey var, onların yanında mahcup duruma düşerim. Yani bir sürü eser bu değil. Yalnızca bir eğitim meselesi. Evet, çünkü yalnızca bir kapakta bir esintiyle, minimalist sanatlar, bir yaklaşımla. Sanatlar hep esasında bir dil. Yabancı dilden farklı değil. Her dil iyi konuşmak için de çalışmak lazım. Gramer bilmek lazım, kelime bilmek lazım. Yani teknik bilmek gerekiyor. Evet. İyi yapan insanlara karşı saygım sonsuz. Mesleğini iyi yapan insanlara karşı ne olursa olsun. Yapılır tabii ki ama yani o ne olabilir belki? Yani mesela bir New Yorker kapağı minyatür tarzında işlenebilir, konu işlenebilir. Ama bunun için bana en az bir 15 gün verilmesi gerekir. Tamam. Yani, zaman sizin. Ama hayır, yani bunu ben araya sokmam çok zor. Projeleriniz çok zor. Evet. İnşallah diyelim o zaman, kısa bir. İnşallah diyelim. Yani sizin. Bir proje gelir gerçekten, peki derim. Yani mesela bir reklam ajansları şöyle diyebilir. Yani şu ürünün ya da şu bankanın ya da şu bunun şeyini, illüstrasyonları minyatür tekniği yapacağız. Ama niye bana gelsinler? Minyatür tekniği yapan çok insan var. Yani tam minyatür tekniğini yapmak olarak değil. Yansıması, onun yansımasıyla, illüstrasyonun ikisinin yansımasıyla minimalist bir kapak. Yani ne minyatür ne illüstrasyon ikisini anımsatacak bir şey. O zaman işte olmaz. Bizden köprü vermesi. Şimdi siz diyorsunuz ki söz olarak da bayağı her yerde yer olarak geçiyor sizin sözünüz. Her coğrafya kendi iklimini oluşturuyor, bitki örtüsünü oluşturuyor diye. Yani siz de kendiniz için diyorsunuz ki ben de bu coğrafyada yetiştiğim diye. Şimdi şöyle bir şey var. Grafik bu endüstrinin gelişmesiyle ortaya çıkan bir iletişim alanı. Görsel iletişim alanı. Dolayısıyla bize de bu yurt dışından geliyor. Yani bu şeyler, eğitim. Bauhaus ekolüne göre ben eğitimde eğitim aldım. Aynı tarz, aynı renkler, aynı tonlamalar. Burada şey var, grafiğin de şöyle bir şeyleri var. Yani işte ambalaj, logo, işte ondan sonra logo, tipografi, illüstrasyon, karikatür, afiş, kitap kapağı, her şey bunların, yani bir şey anlatan her şey grafik bir ürün, basılan her ürün. Karikatür grafiğin içerisinde bir dal, illüstrasyon da bir dal. Benim ressam olma duygum, yani tesadüfe ben grafik bölümüne girdim çünkü. Ben akademiye gidip, ya şu andaki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi, ressam olmak istiyordum. Asıl amacınız oydu. Ama ressamı tatbiki de okuyayım dedim. Birisi önerdi. Grafiğe diye girdiğim zaman ressam olacağımı düşünüyordum ben. Meğerse grafik bir ressam resim bölümü değil de görsel iletişim bölümüymüş. Benim ressam olma duygum grafikteki illüstrasyonla birleşti. Hiçbir dergide ve gazetede ben karikatür çizmedim. Ama karikatür yarışmalarında ödül aldım. Neyle ödül aldım? Yapmış olduğum illüstrasyonlara karikatürdeki
yaratıcılık ve mizahın, güçlü mizahı koydu. Bu yaratıcılık, şöyle diyelim, bir olayı farklı şekilde anlatmak. Bakan kişi, bu aklına nereden geldi, ne kadar güzel anlattın demek, bir grafikteki bir grafik alanı içerisindeki bir ifade biçimi. Evet. Yani şimdi bunu ben normal, çok iyi yaptım. Sözünüzü kesiyorum ama normal bir resim sanatında bir nesneyi, bir objeyi, bir doğayı birebir ne kadar güzel yansıtabiliyorsanız o kadar güzel eserler resim çıkabiliyor. Resim evet, bir yorum. Mesela bu... Ama şimdi minyatür sanatı da, illüstrasyon ve karikatür de bunlar çok büyük bir zeka ürünü. Yani sizin müthiş dehanızı ne kadar güçlü bir yorumla oraya, ne kadar güçlü bir kabiliyetle oraya şu, yani, çizebiliyorsanız çok güzel. Ben diyelim ki pilav pişiririm ama iyi pilav pişiremem. Yani ne kadar özenirsem özeneyim ama bu bir 20 yıldan beri, 10 yıldan beri bir aşçılık yapan birisi mükemmel bir pilav pişirir. Hangi tencerede, hangi ısıda, hangi pirinçten ne kadar yağ koyacağım, pilavın içine ne kadar koyacağım. Ya yani emek vermeden bir şey olmaz. Ben de yani prensip olarak iyi yaptığım bir şeyle ortaya çıkmak isterim. Dolayısıyla her şey yapılabilir. Çok iyi fotoğraf da çekerim ama iyi fotoğraf, bir fotoğrafa emek veren birisi kadar fotoğraf çekemem. Ama böyle bir şey olabilir. Yani ne olabilir? Ben kompozisyonu çizerim. Bir minyatür sanatçısına giderim. Derim ki bunu bu şekilde çizerim. Tamam, o zaman beraber çalışalım. Beraber çalışırız. Çok iyi ortak olur. Bir çalışmamız olur. Süper olur. Güzel. Hadi bakalım. Ya bismillah diyelim, o zaman güzel bir çalışma çıkar inşallah ortaya. Evet. Sizin bir çalışmanızda ben çok etkilendim. Tavus kuşu. Tavus kuşunu koydunuz ve bir denizaltı dürbünü oradan çıkıyor ve kendini görmüyor. Başkalarına hep ilham alıyor veya ona özeniyor. Şimdi şöyle bir şey var işte, yani onu ben 90'lı yıllarda yaptım. Böyle felsefeyle ilgim vardır. Yani işsel doğuştan vardır. Bazı insanların da şiirle de vardır. Orada düşündüm işte, yani insanlar hepimiz sağlıklı bir insan, sağlığın kıymetini bilmez. Evet. Hep gözü başka şeylerdedir. İnsanın yapısında bu vardır. Bunun şükretme duygusu biraz yaşamışlıkla ilgili. Yani o daha sonra verilen bir şey. Yani bir birikim. Hep şikayet ederiz ya. İşte orada heroskop sudan çıkmış karşısındaki bir şeye bakıyor. Biri gözlüyor. Evet. Ama kafasındaki o güzel kuşu görmüyor. Evet. Tavus kuşunu görmüyor. Evet, evet. Kendi değerini bilmiyor. İnsanlarda böyle, yani insanın psikolojisine ait bir şey. Herkesin o listeyi birkaç defa paylaştım. Çok da fazla ilgi gelmedi. Yani mesajı daha biraz daha gizli. Bakmak var, görmek var değil mi? Biraz gizli anlatan bir resim. Yani ben, beni çok etkiledi bilmiyorum. İçeride duruyor. Çok güzel. Yüreğinize sağlık. Şimdi dünyadaki her şeyin bir frekansı var. Taşın frekansı var, suyun frekansı var. Tabii ki, konuşmanın tabii ki. Frekansı var. Havaları etkiliyor. En yüksek değere aşk diye biliyorlar. Şimdi sizin yaptığınız eserlerin hepsine bir baktığınız zaman oradaki insanların üzerindeki etkisi, havayı etkileyip insanlara geri dönüş şeklinde. Siz de şimdi tabii Instagram ve sosyal medyayı da kullandığınızdan dolayı çok büyük geri dönüşler yapıyorsunuz. Büyük geri dönüşler alıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Onunla ilgili duygu düşünceleriniz var mı? Ben şöyle diyorum, yani böyle şimdi evet, sosyal, ben şanslıyım. Şanslı bir kuşak yakaladım Instagram'ı ve sosyal medyayı. Facebook tabii ondan önce. Şimdi ben bir şey yaptığım zaman, yani ben bir sergi açıyorum ya da bir şey paylaşıyorum. Sergiye kimse, işim ne kadar güzel olursa olsun, sergiye kimse görmüyorsa, gelmiyorsa bir an tatmin olmam. Niye? Instagram'a yani çok ilginç geldi bana. Çok ülkede sergi açtınız. Yani sayamayacağım kadar çok ülkede sergi açtınız. Esas çok ülkede açmadım ama çok sergi açtım. Evet. Eserleriniz gitti ama. Eserlerim gitti. Dolayısıyla çok gitti. Hani siz çok fazla ülkeye gitmediniz. Evet, evet, gitmedim. Yani yani hep azimle çalışmaya odak ve yani şöyle üretmeye bir defa odak. İşim, o üniversitede işim var. İkincisi yaz kış hep dediğim gibi piyasaya iş yaptım. Çünkü akademisyenlikte maaşlar da
şeydir. Şu anda biraz iyileştirdi. Rütbeye göredir. Yani ondan sonra ben maalesef yabancı dil barajını aşamadım. Sınavına hiç girmedim. Daha doğrusu yabancı dil çalışmaya zaman ayıramadım. Dolayısıyla ben hep şey kaldım, öğretim üyesi olarak kaldım. Şu anda da 40 yıllık hoca olarak. Yardımcı doçentliğiniz var. O kaldığı doktor öğretim üyesiyim. Evet. Dolayısıyla ekonomik şeyimi, tatminimi piyasadan elde ettim daha çok. Evet. Yani sosyal medyayla da bütünleşmesiyle siz de işte oradan harmanı alıp oradan geri dönüşler güzel oluyorsunuz. Sosyal medyadan ekonomik olarak bir geri dönüş... Yok, manevi olarak. İnsanların işte o frekans dediğim, o frekans duygusal olarak... Frekans şöyle, onlar olmasa ben de sosyal medyada niye yapayım ki? Tabii ki. Ve herkese de mutlaka bir en azından bir gördüm, beğendim, beğeni yaparım. Çünkü... onlar saygı gösterip kesinlikle orada yorum yazıyorlar, başka bir şey yapıyorlar. Dolayısıyla bir onlar olmasa zaten ben onu niye yapayım ki? Tabii ki. Şimdi, birlikte üretiyoruz aslında. O yüzden teşekkür ediyorum ben de. Evet. Şimdi esin kaynağı olarak her şeyden esin alabiliyorsunuz. Yani gördüğünüz, gezdiğiniz anda, yaşadıklarınız, geçmiş, işte ordulusunuz, şemsiyeyi çok kullanıyorsunuz, denizi çok kullanıyorsunuz, balığı çok kullanıyorsunuz. İşte kediniz var, kediyi çok kullanıyorsunuz, kuşu çok kullanıyorsunuz. Esin kaynağı olarak işte sosyal medyada izleyicilerinizden oradan esinlendiğiniz, tabii ki şimdi teknolojide girdiğinden dolayı tabii hem elle çiziyorsunuz, zaman zaman da teknolojiden de yararlanıyorsunuz. Ne sizi daha çok etkiledi şimdiye kadar? En ilham aldığınız veya en çok şunu çok seviyorum, şunu tasarlamışım dediğiniz? Sosyal medyada en fazla ilgi gören resimler pozitif duygu üreten resimler. Ya da güncel olaylar. İşte diyelim ki güncel olay ne var? Aşı olayı var. Ondan sonra o gün bir şey, dün mesela şey vardı. 1864 Çerkez soykırımı vardı. Bana da iki kişi yazdı. Üç kişi hatta yazdı. Hocam sizden bir tane de şey bekliyoruz. Böyle her gün doğum günü, işte bugün kızımın doğum günü, onun için bir şey çizer misiniz diyenler bile var. Dolayısıyla ama benim onları yetiştirmem imkansız. Onlar çizmeyi o kadar kolay zannediyorlar ki. Bir defa düşünmek gerekiyor. Bir defa şey yapmak gerekiyor. Bir iş ortaya çıkarmak teknolojide bile bazen iki saat sürebilir. Ama bazen Ladin gibi tek bir gecede ilham. Ondan sonra keşke yapabilsem. Bir de ben sadece bir şey çizmiyorum. Yani yürüyüşe çıkıyorum, alışveriş yapıyorum, bir misafir geliyor, başka bir şey oluyor. Çekim olabiliyor. Tabii ki. Yani başka insanlardan farklı değilim çizmen dışında. Tabii ki. İzleyici şöyle zannediyor galiba. Bu sadece bir buzdolabı sadece soğutuyor ya. Yemiyor, içmiyor, gezmiyor, oturuyor ama siz de yani birazcık çok üretiyorsunuz gerçekten de. Tatillere çıkmıyorsunuz diye biliyorum. Eğlence biçimim oldu. Yani başka bir şey, işte bu moda bölgesi var işte. Moda çok güzel bir bölge burada. Tabii ki çok güzel bir semtte oturuyorsunuz. Buradayım. Şimdi git çay bahçesinde otur. Ne kadar oturabilirim ki? Tabii. Bir arkadaşım geldi. Ne kadar oturabilirim? Dolayısıyla ben film seyrederken bile alt yazılı da seyrederim ama daha çok Türkçe dublaj seyretmeyi severim. Çünkü bir taraftan da bir şey çizerim. Yani o benim yaşam biçimim oldu. Çünkü bu şöyle bir şey. Askeri gittim ben 4 ay. Hiçbir şey yapamadım aklıma. Üretmediğiniz zaman sistem, beyin, ruh, duygu kendini ona göre hazırlıyor. Benim bu üretme hızım benim tekrar tekrar üretmemi sağlıyor. O yüzden yani bir şey ürettiğim için bir şey olurken bir şeyden bir şey çıkartabiliyorum. Yani şu kapalı defterden bile bir şey çıkartabilirim ben. Dolayısıyla bu beyin insan yapısı şöyle bir şey. Hangi alana konsantre olursanız olun. Şey öyle değil midir? Yani siz geleneksel sanatlarla uğraşıyorsunuz. Tasavvuf vermek. Evet. Ona o kadar fazla konsantre olursun ki belli bir nokta gelir ve orada artık evrenle bütünleşirsin. Tanrı'yla bütünleşirsin. Bu işte o sinir uçlarının beyindeki o bölgeyle ilgili onların gittikçe daha da gelişmesiyle oluşan. Dolayısıyla sizin yüreğinizdeki aşk aşka dönüşüyor ve yayılıyor. Evet, büyüyor, sel yani oluyor, bütün akıyor. Mesele bu şey işte bitmeyen bir aşk. Evet. Ve en güzel aşk insanın
sevdiği iş yapmasa ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Kendime yaptığım işleri severek yaptım ama kendim yaptığım işlerden daha çok belki piyasa iş yaptım. Onları çok severek yapmadım. İşte en çok sevdiğiniz hangisi içlerinden? Yani o işte şey, hangisi en çok sevdiğini söyleyeyim ben. Tahterevalli üzerinde iki beyaz, tane kafes. Beyaz, güvercin. Kafesinin bir tanesi kuşun, bir tanesi içinde, bir tanesi dışında. Dışındaki evet. Kuş uçarsa denge bozuluyor. Evet, oradaki özgürlüğü ifade ediyorsunuz. Özgürlüğün oradaki, yani yalnızca tek taraflı bir şey özgürlüğü bu, değil. Hiçbir şey tek başına olmaz. Kesinlikle. Siz huzurlu olmadan ben huzur hissedemem. Evet. İşte bizde de şey vardı ya, komşusu açken tok yatılmaz. Kesinlikle. Diye bir şey vardı. İnsan olmak da zaten budur. Ama maalesef şimdi şöyle bir sisteme dönüştü dünya. Komşusu aç, hatta açlıktan can çekişiyor ama görmeyen insanlar türedi maalesef. Evet, evet. Son sözleriniz olarak yeni nesle, işte bu paylaşım üzerine, bu sevgi üzerine ne diyebilirsiniz? Evet, ben şunu söylüyorum. İnsanlar günümüzde tüketim çok fazla ve para çok önemli ve hep mesleklerini para için seçiyorlar. Ben diyorum ki sevdiğiniz bir işi keşfedin, o alanda çalışın. Bu her şey olabilir. O işi severseniz, iyi yaparsınız. İyi yaptığınız her işten para kazanırsınız. Evet, evet. Önemli olan sizin ruhunuzun özgür olması, sağlıklı olmanız. Bu dünyanın en büyük zenginliğidir. Evet. Evet, çok çok teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Aşkınız daim olsun. Nice eserlerinizi i̇nşallah. Daha görmemiz inşallah. Yani Allah sağlık verdikçe tabii ki yapacağız. Evet, 40 senelik akademisyenliğiniz var. Nice başarılı işte öğrenciler yetiştirmeniz. Oldum. 10 sene sonra, 10 sene evet, asistanlık oldum. Yani 30 yıldan beri derse giriyorum. Yani ders veriyorum. Evet, işte inşallah sizden çok güzel feyiz alır yeni nesil ve yani yeni kuşaklarla işte, güzel yolculuklara yani yol açar. Yani biz önümüzdeki nesillerden feyiz aldık. Evet. Onlar olmasaydı olmazdık. Kesinlikle. Yani her sanatı, her şey, demirci bile ustasından feyiz alır. O da ustasından feyiz alır. Evet, bir sanatçı birdenbire yetişmez. O da ustasından olur. O günün algılama biçimine göre biçim değiştirir. Evet. İşte her şey bir etkileşim. Her şey bir frekans. Evet. Onun için her zaman bu halka sevgi devam edecektir. Kesinlikle i̇nsan, sevgi ve aşkla insan devam inşallah. İnsan var olduğu müddetçe sanatta var olacaktır. İnşallah, inşallah. Peki, çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Ekotik TV'ye bu 200 defa geldiler. Sanatla verdikleri değer için çok teşekkür ederim. Evet, biz de teşekkür ederiz. Bizim sanatlarımıza bu kadar değer verip yayınladıkları için. Ben de başlangıçta onun için çok çok mutlu olmuştum. Çünkü çok kanal sanata, bu kadar kültüre yer vermiyor maalesef. Evet, maalesef. İnşallah maalesef. Daha da çok yer bulur diye. Örnek olursunuz inşallah. İnşallah, inşallah. Peki, çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın. Arkadaşlara çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bu haftalık çok kıymetli konuğumuzla sanattaki yolculuğunu konuştuk. İnşallah gelecek hafta yeni bir konuğumuzla başka bir aşk yolculuğunda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, aşkla kalın.